çok lezzetli mini mini cupcake'ler. Hemen kağıdı ve kalemi hazırlayın. Evde de kolaylıkla yapabileceğiniz çok değişik cupcake tarifleri geliyor şimdi ekranlarınıza. Hoş görüntüsü ve tadıyla cupcake'ler satın alınan tatlılardan olsa da evde yapımı oldukça pratik. Bu minik kekleri Selen ve Büke ile birlikte yapacağız. Kızlar nasılsınız? İyiyiz valla, bugün siz geldiniz, çok daha iyiyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi biz bugün cupcake yapacağız. Başlayalım mı bir an önce? Tabii. Tamam. İhtiyacımız olan malzemeleri isterseniz izleyicilerimize tanıtalım. Cupcake yapımı için malzemelerimizi biz saymaya başlıyoruz. Siz de kağıt ve kalemlerinizi hazırlayabilirsiniz. Evet Selen, dinliyorum seni. Şimdi burada önümüzde iki tane yumurtamız var. 150 gram unumuz var. Yaklaşık 80 gram toz şekerim var. Burada bir kısımda 40 gram hazırladığım süflü karışımımın içinde var. 120 ml sütümüz var. Şurada çilekler. 3 çileğimiz var. Evet. Onları dekor için kullanacağız. Burada şöyle süsler görüyorum. Aynen, onları hepsini dekor için hazırladık sizin için. İki farklı çeşit yapacağız zaten bugün. Şöyle cupcake için gerekli olan kağıtlarımız mevcut. Aynen, yani kağıtsız da bu kaplarda pişirebilirler ama çıkarması da kolay oluyor. Hem de sunum, yani kremasını sıktıktan sonra sunum açısından da çok daha güzel görünüyor bence bu şekilde. O zaman başlayalım hadi. Başlayalım. İlk önce tereyağıyla toz şekeri bizim creaming dediğimiz, aslında böyle rengini açma yöntemiyle çırpacağız. Böyle mikserimin içine alıyorum. Evet, tereyağımızla şekerimiz karıştı. Şimdi ben yumurtaları da ekliyorum. Burada iki tane yumurtam var. Yumurtalarımız da gayet güzel bir şekilde harcımızın içine karıştı. Sıra kuru malzemeleri eklemeye geldi. Bu arada bunun içinde un dışında bir çay kaşığı kabartma tozu ve bir çay kaşığı da tuzumuz var. Artık unumuz da karıştı. Bu arada şimdi evlerinde yaparken insanlar bunu böyle çok katı, sert olmuş gibi görebilirler ama sıvı malzemeleri ekledikten sonra çok güzel bir kıvam alacak. Evet, şimdi bütün harç birbirine gayet güzel bir şekilde girdi ve böyle çok güzel bir çikolata kokusu yükselmeye başladı. Şimdi ben, bu arada evde isterlerse böyle dondurma kaşıkları varsa servis ederken ve porsiyonlarken çok rahat oluyor. Yoksa küçük bir sürahi yardımıyla da böyle dökebilirler ya da kaşıkla, hiç fark etmez. Böyle. Dondurma kaşığını kullanmak gerçekten çok, çok rahat ve çok böyle rahat. Dışarı da taşmıyor böylelikle. Evet. Çok çok rahat oluyor. Her birine ikişer kaşık koyuyorum. ...15-20 lira verip bu malzemeleri aldığımız takdirde evde bir sürü cupcake yapabiliriz. 100 tane cupcake yapabilirsiniz. Şimdi biraz harcım arttı. Bunu da ayrı tekli bir kek olarak pişirip sonra yiyeceğim. Onu cupcake yapmayacağım. Bunları artık fırına atabiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi bizim cupcake'lerimiz içini doldurduk ve şu an fırına gönderiyoruz. Ne kadar süre fırında kalacak ve kaç derece? Yaklaşık 12-15 dakika arası kalacak, 160 derecede pişecekler. Hı hı. O halde biz bunları fırına götürüyoruz. 15 dakika sonra görüşmek üzere. Evet, keklerimiz pişti. Keklerimiz için hazır olan hamurlarımız pişti daha doğrusu. Ben hemen eldivenlerimi çıkartmak istiyorum. Tamaşalım. Evet. Fırında bu eldivenleri kullanıyoruz ellerimizi yakmamak için. Şimdi süslemeye geçeceğiz en zevkli bölüme. En güzel bölüm. Evet, en güzel bölüm. Burada bizim tereyağdan yapılmış kremalarımız mevcut. Bu arada kekleri piştikten sonra hemen kalıptan çıkarmasınlar. Çünkü o zaman kırılabiliyor, çatlayabiliyor. Bir 4-5 dakika ılınana kadar bekleyip ondan sonra tam soğumadan çıkarabilirler. 4-5 dakika beklemek yeterli. Yeterli. Biraz ılındıktan sonra çıkarabilirler. Kızlar, ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz tarif için. Siz de evinizde kolaylıkla cupcake yapabilirsiniz. Ben lezzetini çok merak ediyorum. Başka bir konuyla görüşmek üzere. Çünkü ben bir an önce tatlarına bakmak istiyorum.